Güzel bir gün daha başlıyor. Niçin güzel? Hayata birazcık güzel bakmak gerekiyor zannediyorum. Bir dolu problem var hayatın içerisinde. Koronamız var, Amerika var, o var, bu var, para var, dolar iniyor, çıkıyor. Bir dolu sorun yaşıyoruz. Aslında enerjimiz de ciddi şekilde düşüyor. Hep yani televizyon izliyorum. Televizyonda da doktorlar diyor ki birazcık motive olmanız gerekiyor. Enerjinizin yükselmesi gerekiyor. Nasıl olacak bu iş? Televizyon seyretmeyeceğiz, onu seyretme, bunu seyret. Ben de bunun üzerine aslında dünyanın içerisinde olan fakat görmediklerimiz biraz daha hani bana soruyorlar sen başka bir yerde mi yaşıyorsun? Hayır ben de aynı dünyada yaşıyorum ama başka bir tarafa bakıyorum. Sizi de bu başka dünyanın içerisinde bir gezintiye davet ediyorum. Hep birlikte gezelim istiyorum. Geçtiğimiz yıllarda belki hatırlarsınız bu korona ve hastalık olmadan önce belki internetten de görüyordunuz. Haberler ve arkasından da hava durumu vardı. Şimdi ben size ilk olarak bir hava durumu izlettirmek istiyorum. Hava durumunun özelliği tabii sunan kişide. Sunan kişinin de özelliği bikinili. Bikinili hava sunuyor. Hava durumu sunuyor. O zaman biz diyelim Brezilya'da bugün hava nasılmış? Nasılmış Brezilya'da hava? Yani benim hoşuma gitti. Arada hani belki de böyle bir kanal, böyle kanalların da olması lazım. Açtığın zaman birazcık gözünün, gönlünün açılması lazım. Yani diyeceksin hani kadın, hayır. Kadınlar bakıyor daha çok. Erkekler de bakıyor. Ama izleyicisi öyleymiş. Şimdi yine hatırlarsınız. Belki gençler hatırlamayabilir. Bir tarihte gecenin 12'sinde gece sporu vardı. Şimdi ben de sabah sporu size izlettireceğim. Sabah sporu yine çok iyi sporculardan oluşan hem erkekler hem bayanlar bu sporu yapabilirler. Kimileri göz kaslarını, kimileri de kilolarını vermek için. Kim hangi kiloları vermek istiyor, hangi kasları geliştirmek istiyor? İzleyebiliriz. Bakalım izleyelim neremizi zayıflatacağız. Evet, herkes zayıflatmak için bir yer buldu zannediyorum. Şimdi benim de keyif aldığım bir yer geldi. Ben de yani turizmin içerisindeyim ama hem de değilim. Habercilik yapıyorum ama otomatikman turizmle de çok ilişkim oldu. Her şey düzeldiğinde tatil ne yaparsınız, nerelere gidersiniz? Birazcık fikir verelim istiyorum. Verdiğimiz fikirle hani hep şeydir bir deniz kenarına gidelim denize girip çıkalım. Aslında hayatın içerisinde turizmin içerisinde daha farklı seçenekler var. Size önümüzdeki günlerde de hep aynı şekilde farklı seçenekleri de sunmak istiyorum. Şimdi farklı seçenekler olan turizmin belirli farklılıkları var. Onu izletmek istiyorum.
Nasıl? Farklı değil mi? Hani sevgilinizle de gidebilirsiniz. Gittiğiniz yerde sevgilinizi de bulabilirsiniz. Onun için biraz rahat etmeniz lazım. Dünya görüşünüzü açmanız lazım. Şimdi biz evimiz arabaya biniyoruz da araba şirketleri belirli zamanlarda arabalarının nasıl iyi olduğunu satmak için müşterilerini arabaya bindiriyor. Rusya'da da bunun için başka bir yöntem yapmışlar. Nasıl bir yöntem? Orada da güzel kızları bindiriyorlar. Ya satın almak isteyen tabii arabaları. Çok iyi şoförler var. Ve gezdiriyorlar. Nasıl gezdiriyorlar? Birazcık bakalım. Dünyanın her yerinde futbol taraftarı var. Taraftarların da kendi içerisinde de farklılıklar var. Türkiye'de de çok şey var. Bazen taraftarlar çok acımasız oluyor. Bazen de çok güzel oluyor. Brezilya'da takımını destekleyen taraftarlar bakalım hangilerinden? Evet, ustalar diyor ki en iyi balığı biz erkekler tutarız. Hayır kardeşim, tutamazsınız. Şimdi kayman ismi, ya vallahi şaka yapmıyorum, ismi gerçekten kayman ama bayan bu. Balık nasıl tutulur gösterecek size. Tutmasını bilenleri, bilmeyenleri, ben bilmiyorum ama pek balık tutmayı da sevmiyorum. Ben yiyici taraftayım ama tutmayı seven arkadaşlara ya da öyle bir fikri olan arkadaşlar bir izlesin bakalım. Balık uzmanı nasıl balık tutuluyor size gösterecek. Kosturlar var, zıplıyorlar, ters dönüyorlar, agresif böyle şeyler var, eğlenceler var. Burada da yine Amerika'da bir yer var. Adını söylemeyeyim, reklama girmesin diye. Isabel burada o şeye biniyor, oyuncağa biniyor, oyuna biniyor. Oyun da hani böyle bağlıyor, bırakıp indiriyor, bırakıp indiriyor. Bakalım ne kadar heyecanlı. Seyrettikten sonra siz buna biner misiniz? We'll be right back.
Şimdi biz evimiz arabaya biniyoruz da.